Merhaba, ben Arzu Uygun. İngiltere'de ve Türkiye'de yaşayan müşterilerime 6 yıldır Londra'dan gayrimenkul satışı yapıyorum. 1995 ODTÜ İstatistik mezunuyum. Mezuniyetim sonrası Garanti Bankası'nda başladığım ve 20 yıl süren kariyerimi 2016 yılında ailemle birlikte Londra'ya taşınana kadar devam ettim. Yatırımlarımızı gayrimenkulde değerlendirme tercihimiz sebebiyle 25 yıldır sektörü çok yakından takip ediyorum. Şimdi size yatırımcı gözüyle Londra'da gayrimenkul yatırımı yapmadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gerekenleri anlatmak istiyorum. Yer seçimi. Bunu amacınıza göre yapmanızı öneriyorum. Oturmak için mi, kiraya vermek için mi alıyorsunuz? Ya da ileride çocuklarınızın oturma olasılığı olan bir yer mi bakıyorsunuz? Hemen oturmak için alıyorsanız, bütçeniz ve belirlediğiniz potansiyel bölgelerin çakıştığı evi seçmeniz en doğrusu olacaktır. Yıllık kira getiri oranı ya da bölgenin potansiyel değer artışı gibi rakamlara bakmayıp gönlünüzün istediği, bütçenizin yettiği yeri almalısınız. Çocuklarınız küçükse onların oturacağı yeri şimdiden tahmin etmeye çalışmanızı ve gayrimenkul seçimini matematikten uzaklaşarak yapmanızı önermiyorum. Sadece hemen taşınmak üzere alım yaparsanız sayılardan uzaklaşmanızı öneriyorum. Bu alım gerçekten bir yatırım olacaksa ve kiraya vermek için yapıyorsanız seçimi matematikten uzaklaşmadan yapmanızı, yıllık kira getirisinin brüt %4,5'ı üzerinde olduğu, potansiyel değer artışının da Londra ortalamasının üzerinde beklendiği yerleri seçmenizi öneriyorum. Bununla birlikte site aidatının dolayısıyla işletme maliyetinin de düşük olduğu yerleri seçmelisiniz. İngiltere'de Türkiye'nin aksine içinde kiracı dahi olsa site aidatının ev sahibi öder. Dolayısıyla yatırım yapacağınız yeri seçerken site aidatı gibi brüt kira gelirinizi düşüren en önemli kalemi göz önünde bulundurmanızı önemli tavsiye ediyorum. Diğer tavsiyem de yatırım yapacağınız semtin isminin henüz Türkiye'de duyulmamış olması. Eğer bölge Türkiye'de konuşulmaya başlamışsa zaten potansiyel değer artışının önemli bir kısmını yapmıştır ve dolayısıyla yıllık kira getirileri de düşmeye başlamıştır. Kentsel dönüşüm bölgesinde ya da yakınında olması potansiyel değer artışı açısından önemlidir. Hükümetlerin İngiltere'de kentsel dönüşüme dahil ettiği bölgeleri, ulaşım alternatifleri, ilave iş olanakları ve potansiyel nüfus artışını destekleyecek sosyal imkanları da sağlayarak yapılandırması sebebiyle gayrimenkul yatırımcıları için dikkate alınan bir etkendir. Yeni binalardan alım yapın. Ülkedeki emlak stoğunun %20'si 100 yıldan daha önce inşa edilmiş. %30'u 50 ila 100 yaş arasında. Dolayısıyla %50'den fazlasının işletme giderleri yüksek, enerji tasarrufu düşük. Tamirat, ülkede hizmet sektörünün pahalı olması sebebiyle kesinlikle kaçınmanız gereken bir kalem. Eski binalardaki potansiyel masrafların tahmin edilemiyor olması, yeni evlerin hem satarken hem de kiralama yapılırken tercih ediliyor olması, eskiye değil yeni evlere yatırım yapmanız gerektiğinin en büyük göstergeleridir. Tapu çeşitleri. İngiltere'de bahçeli evlerin tapusuna freehold tapu diyoruz. Türkiye'de bizim alışık olduğumuz tapuyla aynıdır. Leasehold dediğimiz dairelerin tapuları ise farklıdır. Belli bir süreliğine kiralanan ve her sene minik de olsa bir kira ödemek zorunda olduğunuz tapulardır. Leasehold alımlarında bu sürenin uzun olmasını tercih etmelisiniz. Yeni binalarda buradaki süreler oldukça uzadı. 250 yıldan 999 yıla varan süreleri olan ve yıllık kira ödemesi yapılmasına gerek olmayan peppercorn dediğimiz seçeneklerle devreye girdi. Ne kadarlık yatırım yapılmalı? Oturmak için değil, yatırım yapmak için alıyorsanız, satmaya karar verdiğinizde alıcıların en yoğun olduğu 400 bin ila 600 bin pound aralığındaki bir ya da en fazla iki odalı dairelere yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. İngiltere için ayırdığınız bütçe bunun üzerinde dahi olsa yatırım için alacağınız tek bir gayrimenkule bu tutarların üzerinde para ayırmanızın feasible olmayacağını, bu sebeple
2 ya da 3 adet bir odalı daire almanızın daha karlı olacağını düşünüyorum. İlave olarak site aidatı ve dolayısıyla işletme maliyeti düşük, enerji tasarrufu yüksek olan evler de hızlı alıcı bulan evler arasındadır. Masraflarınız ne olacak? Şirketimiz proje satışlarında müşterilerden komisyon almamaktadır. Komisyonumuz inşaat firması tarafından ödenmektedir. En büyük masraf kaleminiz alım vergisi dediğimiz stamp duty olacak. Türkiye dahil dünyanın herhangi bir yerinde sizin ya da eşinizin üzerine arsa ya da ev varsa 500 bin poundluk bir ev alımı için ödeyeceğiniz alım vergisi yaklaşık 40 bin pound olacaktır. Tüm alım işlemleri avukat aracılığıyla yapılacağı için avukata yaklaşık 1500 pound gibi bir ücret ödenecektir. Kira vergisi. Kişi başı 12.500 poundluk gelir vergiye tabi değildir. Bu gelirin üzerinde ise 50.000 pound'a kadar olan kısım için %20 gelir vergisi ödenir. Kişi başı 12.500 poundluk gelir vergiye tabi değildir. Bu gelirin üzerinde ise 50.000 pound'a kadar olan kısım için %20 gelir vergisi ödenir. Eşiniz ya da kardeşinizle ortak bir daire almanız durumunda da ilk 25.000 poundluk gelir vergisi istisnası dahilindedir. Kira yönetimi. Sattığımız dairelerin kira yönetimini Londra'da kira yönetimi konusunda deneyimli bir emlak firması yapmaktadır. Bu hizmetin karşılığında yıllık kira bedelinin %10 artı KDV'si kadar bir ücret ödenmektedir. İlanların verilmesi, kiracı bulunması, kredi kontrolünün yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve imzalanmasını içeren süreçleri barındıran bu hizmet kira yönetimini de içermektedir. Alım işlemleri için Londra'ya fiziken gelmenize gerek yoktur. İşlemler avukat aracılığıyla yapıldığından imzalamanız için gereken belgeler Türkiye'ye gönderilmektedir. İngiltere'de ev almak için İngiliz vatandaşı olmanıza ya da İngiltere'de oturum izninizin bulunmasına ihtiyaç yoktur. Londra'da gayrimenkul yatırımı yaparken dikkat etmeniz gereken konuları sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur. Bize ulaşmak isterseniz info@uniclondon.co.uk e-mail adresinden ya da +44 783 375 86 80 nolu WhatsApp numarasından iletişim kurabilirsiniz.